Köşe köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için... Az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Ilmeklerimi de şöyle bir iki sıra kadar haroşa ördüm. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamadığım için yaptım bu işlemi. Şimdi ön yüzden modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Modelimizi de iki renkle çalışacağız. Ben şöyle pembe ipimi de buraya bağladım. Modelin birinci sırasında ve ön yüzünden modelimi kurmaya başlıyorum. Şöyle renk geçişi yaptığımız için ilk ilmeğimi de öreceğim burada. Kenar ilmeğini ördüm. Kenar ilmeğinden sonra modelin birinci sırasında ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. sıramı tamamlayıp geliyorum sıramı tamamladım modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bu sırada da ilmeklerin hepsini ters örüyorum sıramı tamamlayıp geliyorum devam ediyorum modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim tekrar pembe ipimle devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım üçüncü sırada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum yine dördüncü sıra arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim ben o kısmı tamamlayıp geliyorum Evet şöyle 4 sırayı tamamladım şimdi modelin 5. sırasındayım artık modeli şekillendirmeye başlayacağız Bundan sonraki model kurulumu bu şekilde devam etmeyecek. Yine 6 sıradan oluşacak. Model 6 sırada bir kendini tekrar ediyor ama bu kısımda farklı işlemler var. O kısmı da göstereceğim size zaten. Şimdi dediğim gibi modeli şekillendirmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğimi ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Bu model bitene kadar burası hep bu şekilde devam edecek bu arada. Bir artırma yaptım. 1 ilmek düz ördüm bir arttırdım bir ilmek düz ördüm bir arttırdım bir ilmek düz ördüm bir arttırdım bir, bir, bir ilmek düz ördüm şöyle bir sayalım yanlış olmasın 1 2 3 4 5. arttırdım bir ilmek düz ördüm şimdi 6. arttırdıktan sonra 3 ilmeği birlikte alacağım 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte şöyle örüyorum bir ilme düşürüyorum. Şimdi tekrar bir arttırdım. Burası bir model. Bu arada kenar kısımda iki tane ilmeği birlikte ördük. Orta kısımlarda yani bir modelle diğer modelin arasında üç tane ilmeği birlikte aldık. Devam ediyorum. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. İkinci ilmeğimi arttırdım. İkinci ilmeği düz ördüm. Üçüncüyü arttırdım. Üçüncü ilmeği düz ördüm dördüncüyü arttırdım dördüncü ilmeği düz ördüm beşinciyi arttırdım beşinci ilmeği düz ördüm altıncı ilmeğimi arttırdım ve üç ilmeğimin üçünü birlikte yine düz olarak örüyorum bir ilmeği düşürüyorum bu sırada ilmek sayımız artıyor diğer sıralarda ilmek sayımız yerine gelecek şimdi tekrar bir arttırdım bir ilmek düz ördüm bir arttırdım bir ilmek düz, bir arttırdım, bir ilmek düz, üçüncü oldu sanırım. Bir, iki, üç, dördüncüyü arttırdım, dördüncü ilmeği düz ördüm, beşinci ilmeği arttırdım, beşinci ilmeği düz ördüm, altıncı ilmeğimi arttırdım ve kalan iki ilmeği birlikte düz ördüm. İpim ayrıldı, şunu düzelteyim. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet. Dediğim gibi kenar kısımlarda ikişer tane ilmeği birlikte örüyoruz. Bir modelle diğer modelin arasında 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Şimdi modelin 6. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 6. ve son sırada arka yüzde ilmeklerimi düz örüyorum ki ön yüze bir sıra haroşa düşmesi gerekiyor. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum arka yüzde. sıramı tamamlayıp geliyorum. Altıncı sıramızı da tamamladık. Şimdi yine beyaz ipime geçeceğim. Şu anda model tabii ki anlaşılmıyor. İkinci modelden sonra kendini gösterecek. Şimdi burada renk geçişi yaptığımız için baştaki ilmeği de öreceğim. Şöyle ipimi düzelttim. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmeği düşürüyorum başlarken burada 4 sıra örmüştük. Bundan sonra hep bu şekilde devam edecek. 2 ilmek kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Dediğim gibi bu sırada ilmeklerimizi arttırmıştık. Şimdi bu şekilde keserek bu kısımda orta kısımlarda ilmeklerimizi eksiltiyoruz ve sayısına eski sayısına geri çeviriyoruz ilmeklerimizi. Şimdi 3 ilmeği yine birlikte alacağım. 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine 9 ilmeğimi düz olarak ördüm bakın bu eksilteceğimiz yer yine bu alttakinin üzerine denk gelecek şekilde olacak zaten 3 ilmeği üçünü birlikte düz örüp bir ilmeği düşürdüm tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 yine 9 ilmek düz ördüm kalan 2 iki ilmeğin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeği düşürdüm kenar ilmeğini de düz ördüm arka yüzde ilmeklerim ters örülecek ben o kısmı tamamlayıp geliyorum sıramı tamamladım modelimin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra yine bu iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeği düşürdüm. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 Bu sefer 7 ilmek düz olarak ördüm. Şimdi burada bu 3 ilmeği yine birlikte alacağım. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte şöyle düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 7 ilmek 1 2 3 4 5 6 ve 7 Yine bakın altta kesme işlemi yaptığımız yerin üzerine denk gelecek. Üçünü birlikte düz olarak örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 7 ilmek 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördükten sonra kalan iki ilmeğin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeği düşürdüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Şimdi yine şu kısımdayız. Modelin 5. sırasında ve ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Şimdi bir doladım, bir ilmek düz ördüm. İkinciyi doladım, ikinci ilmeği düz ördüm. Üçüncüyü doladım, üçüncü ilmeği düz ördüm. Dördüncü ilmeğimi doladım, dördüncü ilmeğimi düz ördüm. 5. ilmeğimi doladım. 5. ilmeği düz ördüm. 6.yi doladıktan sonra yine bu 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte düz alacağım. Şöyle 3'ünü birlikte düz örüp bir ilmeği düşürdüm. Tekrar bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. 2. ilmeğimi arttırdım. 2. ilmeği düz ördüm. 3. ilmeği arttırdım. 3. ilmeği düz ördüm. Dördüncü ilmeğimi arttırıp dördüncü ilmeği düz ördüm. Beşinci ilmeği arttırıp beşinci ilmeği düz ördüm. Altıncı ilmeği arttırdıktan sonra yine bu üç ilmeğin üçünü birlikte düz örüp bir ilmeği düşürdüm. Tekrar aynı işlem. Bir arttırdım, bir düz ördüm, arttırdım, düz ördüm, arttırdım, düz ördüm. Artırdım, düz ördüm arttırmamı yaptım düz ördüm son arttırmamı yapıp kalan iki ilmeğin ikisini birlikte düz ördüm kenar ilmeğimi de düz örüyorum model bakın yavaş yavaş şekil almaya başladı artık ikinci modelin son sırasında ve arka yüzündeyim bu sırada kenar ilmeğini aldım ipim arkaya alarak ilmeklerimin tamamını düz örüyorum ki ön yüze bir sıra haroşe düşmesi gerekiyor. Yani modelimiz arka yüzden ters örülüyor 5 sırası. 6. sırada ilmekleri düz örüyoruz arka yüzde Bu sırayla birlikte de ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi model hep bu 6 sıranın tekrarından oluşuyor. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten kendini gösterdi. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimiz Burayı şöyle hızlı geçiyorum. Düz örgü örüyorum çünkü. kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet. Modeli dediğim gibi iki kez kurduk birlikte. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Modelimiz bu şekilde duruyor. Arka yüzden görünümü de bu şekilde. İlk başta yapım aşaması biraz karışık gelebilir ama aslında değil. Eliniz alıştıkça kolay gelecektir. Yanlış hatırlamıyorsam karnıbahar modeliydi bu model. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel etol şal olur. Bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Yine yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde, anne yeleklerinde bere yapımında, atkı yapımında kullanabilirsiniz. Boyunluk yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.